Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere istek üzerine mayonez tarifimiz var. Robotta yapacağım. Şimdi malzemelerimizi sayayım arkadaşlar. 1,5 su bardağı, bu su bardağıyla 1,5 su bardağı sıvı yağımız var. 2 yumurtamız, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı sirkemiz, 2 çay kaşığı tuzumuz, 1 tatlı kaşığı şekerimiz, 1 diş sarımsağımız var. Sarımsak şimdi marketlerde yeni çıktı, sarımsaklı mayonez. Çok güzel oluyor. Denedim, tadını da çok beğendik. Hepimiz çok hoşumuza gitti. Bunu isteğe bağlı. İsterseniz koyarsınız, isterseniz koymazsınız. Ben koymak istiyorum. Yapımı çok kolay. 5 dakikanızı almıyor. Dilerseniz şimdi başlayalım. Robot da çok kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce yumurtanın sarısını, beyazını kullanıyorum. Yumurtamızı kırıyoruz. Önce yumurtamızın, malzemelerimizi katmadan yumurtamızın kesilmemesi için yumurtamızı önce bir çekiyoruz. Evet, yumurtamız bu şekilde çektikten sonra şimdi birazcık yağ koyuyoruz. Yağsını çok az az koyuyoruz. Şimdi şekeri ve tuzunu koyuyoruz. Şimdi sirkesini ilave ediyoruz. Şimdi limon suyunu az az. Sarımsağını istediğimiz zaman atabiliriz, fark etmiyor. Şimdi yağsını az az birbirine karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, benim bu verdiğim ölçüler tam kıvamında oluyor. Yağsını bir anda dökmüyoruz. Böyle azar 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 ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi mayonezimize bir bakıyoruz. Kıvamı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi az az dönmeye başlamış. Şimdi o yağımızı da kullanırsak tam kıvamında bir mayonezimiz oluyor. Gördüğünüz gibi yumurtamız da kesilmedi. Çok güzel akışkan bir mayonezimiz oluyor.
sarımsaklı kesinlikle deneyin, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Biz ev ailecek çok beğendik. Mayonezimiz oldu. Şimdi kapağını açıyoruz. Bir daha bakıyoruz. Odumu biraz daha kıvam olacak. Koyulaşacak. Süper bir kıvam alıyor. Verdiğim ölçüler tam geliyor arkadaşlar. Eksiksiz, fazlasız. Tam verdiğim ölçüde yaparsanız tam istediğiniz gibi bir mayonez elde edersiniz. Şimdi bunu kasemize koyalım. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel akışkan bir kıvam oldu. Kıvam gayet güzel. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ama bir tık daha sıvı değil de katı istiyorsanız bir yarım çay bardağı daha sıvı yağ ekleyebilirsiniz. O zaman tam istediğiniz gibi bir mayonez elde edersiniz. Ama bu dolaba girdiğinde daha katılaşıyor. Çok güzel bir kıvam alıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içinde katkısız. Çocuklarınıza güvenlikle yedirebilirsiniz. Sarımsak koymazsınız. Çocuklarınızın beslenmelerine sandviç yapabilirsiniz. Salatalarınızda, patateslerinizde, el yapımı, doğal. Kesinlikle deneyin derim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.